Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olmaya devam ediyoruz. Sizler için çok özel röportajlar yaptık ve merak ettiğiniz soruları sorduk ve iş dünyasına rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine toplam 2,5 milyar lira. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, memur emeklilerine 30 yılın üzerine hizmet süreklilerine karşılık gelen ikramiyelerini ödedik dedi. Dolar ne kadar? ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları öncesinde güne sakin bir seyirle başlayan dolar TL 3,72'nin altına geriledi. Kuruyemiş ve şekerleme konseptini bir araya getiren Mardin'de bulunan Babil Kuruyemiş'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar sevgili seyirciler. Mardin'deyiz. Mardin'de yine çok genç bir girişimciyle birlikteyiz. Kendisi kuruyemiş ve şekerleme alanında öne çıkan bir esnaf. İbrahim Bey ile birlikteyiz. Tabii hediyelik eşyalar da var. Aslında Mardin'e geldiğinizde yanınızda bir şeyler götürmek istiyorsanız mutlaka İbrahim Bey'e uğrayın. Çünkü arayacağınız her şeyi bulabileceğiniz şeyler var. Hem yiyecek olarak, kuruyemiş olarak hem de hediyelik eşya olarak çok şık şeyler var. Tüm bunları aslında İbrahim Bey ile konuşalım. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, öncelikle hem sizi tanıyalım hem de Babil Kuruyemiş dedik ama böyle firmamızın bir öyküsünü kısaca alalım. Tabii, ben İbrahim Güneş, Babil Kuruyemiş şekerlemenin sahibiyim. Biz bunu aslında çocukluktan beri yapıyoruz. Özellikle bizim burada yetişen mezruna üzümü ve cevizden, biz özellikle cevizi sucuk öne çıkıyor. Oradan yola çıkarak kuru üzüm, pestil, oradan biz çocukluğumuzdan beri bunu yapardık zaten, evlerde hala yapılır. Oradan yola çıkarak ondan sonra bunu geliştirdik. Kuru yemiş badem şekerine dönüştürdük. Nohutlarımız, leblebimiz meşhurdur. Çorum'da bilinir ama Mardin leblebisi apayrı bir güzeldir. Özellikle badem şekerinde iddialıyız. Ondan sonra bakır işçiliğimiz var. O gayet güzel. İbrahim Bey, Mardin'deyiz dedik. Mardin'e gelenler sizi nasıl bulabilirler? Eski Mardin'e geldikleri zaman Cumhuriyet Meydan dediğimiz bir yer var. Orayı geçtikten hemen sonra bir 50 metre yukarıda sol tarafta kalıyor yerimiz. Zaten büyük bir dükkan. Babil Kuru Yemiş Şekerleme de geçiyor. Yerimizde kuru yemiş, şekerleme, kuru kahve. Özellikle kuru kahvemiz meşhurdur. Dibek kahvesi, 7 karışım kahvemiz. Herkese öneriyoruz. Ondan sonra hediyelik eşyalarımız, bakırlarımız, kuru yemişlerimiz, badem şekerimiz. Taptaze olarak biz bunu hizmete sunuyoruz. Şimdi bakır işçiliği dedik. Bakırda neler var? Böyle tek tek anlatalım. Bakırda bizim kullandığımız sürahiler, maşrafalar, ondan sonra fincan takımları, ondan sonra kızı isteme olaylarında kullanılan tepsiler. Onun dışında kuru yemişlerde özellikle leblebi, çekirdek, kavun çekirdeği, karpuz çekirdeği. Burada bayağı iyi yani, badem şekeri, çiğ badem. Burada badem yetişiyor zaten. Cevizimiz güzel. Bundan cevizli sucuk yaparız. İsterseniz göstereyim mesela cevizli sucuğu. Tabii tabii, birazdan onları göstereceğiz. Şimdi sizin en büyük özelliğiniz de bu ürünleri nerede, hangi yörede en iyiyse gidip gözlemleyip ona uygun mu üretiyorsunuz ya da oradan mı alıp getiriyorsunuz? Nasıl yani ulaşıyorsunuz? Bizde olmayan ürünleri oradan getiriyoruz. Mesela Antep fıstığı veya fındığı gidip buluyoruz. Ordu'nun veya Giresun'un iyi fındığından veya Antep'in Urfa'da yetişen veya Siirt'ten fındığını, fıstığını getiriyoruz. Ama bizde genellikle çoğu burada yetişiyor. Burada yetiştiği için genellikle buranın üretimi oluyor. Yani üretim bize ait olduğu için direkt buranın ürünü. Direkt organik yani. İbrahim Bey, az önce cevizli sucuktan bahsettik. Aslında birkaç yörede de önümüze çıkan bir ürün ama sizde biraz daha farklılık var değil mi? Nasıl yapıyoruz? Elazığ yöresinde veya Gümüşhane yöresinde öne çıkıyor da bizim buraya bizim farkımız şu. Cevizlerimiz toplanıp tane cevizi olarak ipe geçirilir buradaki kadınlar tarafından ve bunu ipe geçirdikten sonra bulamaç hazırlanır saf üzümden ve bu sadece bulamaça bir defa bandırılıp çıkarılır. Özelliği, şeker hastaları dahi tüketse herhangi bir zararı dokunmaz çünkü doğal, saf üzüm olduğu için tam aksine faydalıdır ve bu ürünlerimizi tavsiye ederiz. Doğal yollarla yapıyoruz. Kesinlikle. Hem ürünü doğal yerden kesinlikle alıyorsunuz dalından hem de yapımı çok doğal. Tabii ki doğala hiçbir katkı maddesi yok. Su, şeker, glikoz herhangi bir katkı maddesi yok. Kesinlikle %100 doğal ve natürel. Badem şekerleriniz de çok öne çıkıyor badem değil mi? O bunları nasıl yapıyoruz? Badem şekeri, Mardin'de yetişen badem ağaçlarımız var. Bademler toplandıktan sonra badem şekerimiz özelliği iri badem ve badem kavruluyor. Ondan sonra az bir şey şeker serpilir. Yani içinde herhangi bir katkı boyası falan kullanmıyoruz.
Leke ve akne tedavileri nasıl yapılmalı sizce? Arda bulunan Neda Epi Estetiğe konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası turumuza devam ediyoruz. Ağrı'dan sesleniyorum sizlere, Leda Epi Güzellik Merkezi. Merhabalar Ahmet Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş buldum, sizleri daha yakından tanıyabilir miyim? Ben yaklaşık 2010'dan beri medikal estetik uygulamaları yapan bir hekimim. Doğu Bayas'ta ilk güzellik ve epilasyon merkezi kuran hekimim aynı zamanda. Bu kadar, yaklaşık 14 yıllık hekimlik hayatım var. Evet. Peki buranın kuruluşundan bahsedebilir miyiz? Ne zamandan beri hizmet veriyoruz Doğu Beyazıt'a? Doğu Beyazıt'ta yaklaşık olarak 7 yıldır hizmet vermekteyim. Epilasyon ve güzellik merkezi olarak. 2010 yılında burada bir güzellik açığını bulduk. O yüzden buraya güzellik anlamında yatırım yapmaya karar verdik ve bu şekilde güzellik merkezimizi kurduk. Evet, çok da iyi yapmışsınız. Peki hizmetlerimiz nelerdir buradaki halkımıza? Halkımıza en çok talep gördüğü genelde lazer epilasyonudur, cilt bakımıdır, leke tedavisidir, iğneli epilasyon aynı zamanda mevcut. Kırışık tedavilerini çok yapıyoruz. Özellikle botoks ve dolgu bu yönde bir talepler oluyor. PRP dediğimiz cilt gençleştirmede kullandığımız yöntemler var. O yöntemleri kullanıyoruz merkezimizde. Peki Ahmet Ülgen Hocam, burada hizmet verdiğimiz cihazlardan bahseder misiniz? Son teknoloji olarak Alman diyot lazer kullanıyoruz. LED Epi. Çok güvendiğimiz, klinik sonuçlarına inandığımız bir cihaz. Artı Fraxis Duo dedim, benim kullandığım altın iğne, artı karbondioksit fraksiyonel lazer kullanıyor. Bu cilt gençleştirmede, leke tedavisinde, yani cilt, her türlü cilt yenilemede kullandığımız bir cihaz. Artı cilt bakımında kullandığımız profesyonel bir cilt bakım cihazımız var. İğneli epilasyon cihazımız var, kalıcı makyaj cihazımız var ve PRP'de kullandığımız bir takım cihazlarımız var. Peki bununla birlikte bize getirdiği artılar ne oluyor? Ağrının bize karşı tutumu nedir? Ya ilk başta burada ilk epilasyon merkezini kurduğumuzda insanlar ilk başta yabancıydı. Ama zamanla bu insanlar epilasyonu geldikçe, güzellik merkezindeki yapılan işlemleri gördükçe buna aşina olmaya başladılar ve bizi sevmeye başladılar. İşlemlerin etkilerini, klinik sonuçlarını görünce de yoğun bir şekilde gelmeye başladılar. Son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Söylemek istediğim, güvenli ve kaliteli bir güzellik ve estetik hizmeti vermeye devam edeceğiz. Evet, Arda Leda Epi Güzellik Merkezi'ndeydik. Ahmet Hocamıza teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için. Bakalım bir dahaki durağımız neresi olacak? Hayatı paylaşmak için engel yok sloganıyla fark yaratan İstanbul Büyükçekmece'deki Anka Yaşam Merkezi'ni ziyaret ettik. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Anka Özel Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'ndeyiz ve yanımda eğitim koordinatörü Berkan Erdoğan var. Merhabalar Berkan Bey. Merhaba. Berkan Bey, burada neler yapıyorsunuz? Otizmli bireyler başta olmak üzere diğer engel gruplarının hepsinde yaşam minderliği ve özel eğitim programları uyguluyoruz. Programlar dahilinde kişiye yönelik, kişi özgü programlar hazırlayıp onların hayatlarına olumlu yanda etki etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bunu yaparken uzman kadromuzla birlikte bunları amaçlıyoruz. Bir beden eğitim uzmanımız, özel eğitim uzmanımız, aynı zamanda psikologumuz ve okul öncesi öğretmenimizle birlikte çocukların gelişim programını hazırlayıp bunun üzerine çalışmalar yapılıp onların hayatlarını tek başlarına idame ettirebilecek seviyeye gelmelerini arzuluyoruz. Peki birazcık da kuruluşuna değinelim dilerseniz. Ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz? Anka 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kuruldu. 3 gönüllü eğitimci tarafından. 2009 yılından beri biz burada İstanbul'da tek olmak üzere yaşam minderliği programı uyguladık. Daha sonrasında Türkiye'de ve dünyada tek olmak üzere özel eğitimi, yaşam minderliği ve hareket eğitimini bir çatı altında topladık. Şu anda Türkiye'de tek özel eğitim, yaşam minderliği ve hareket eğitimi bir çatı altında. Ve bunu yaparken de dediğim gibi özel eğitim uzmanımız, yaşam minderimiz, beden eğitim uzmanımız ve aynı zamanda psikologumuzdan yardım alıyoruz. Bu şekilde eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Kimler geliyor buraya? Buraya kimler geliyor? Yurdun belirli bölgelerinden ailelerimiz geliyor. Yurt dışından gelen ailelerimiz var. Tabii ki genelde İstanbul içinden ailelerimiz buraya katılıyor.
Ama bütün engel grupları başta olmak üzere otizmli bireyler buraya, otizmli bireylerin aileleri buraya genelde gelip eğitim alıyorlar. Peki buraya gelen öğrencilerin gelişim süreci nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle gelip burada biz bir değerlendirme yapıyoruz. Beden eğitim uzmanı ve özel eğitim uzmanı tarafından. Bu değerlendirme sonucunda kişiye özgü bir program çıkarılıyor. Bu program yaşam liderine, yani beden eğitim uzmanına dahil ediliyor. Bu beden eğitim uzmanı birebir olarak kameralı sınıflar altında çalışmalarına başlıyor. Orta ve uzun vadeli hedefler ortaya çıkartıyoruz. Tabii ki hedefimiz, tekrar altını çizeceğim, bireyin yaşamını tek başına idame ettirebilmesi, devam ettirebilmesi. Berkan Bey, birçok velinin öncelikte tuttuğu en önemli kriterlerden biri olan eğitmen kadrosuna değinmek istiyorum. Siz buradaki eğitmen kadrosunda nelere titizlik gösterip nelere dikkat ediyorsunuz? Biz insanlara değer veren, özellikle çocukları çok seven eğitmenlere genelde burada işe başlatıyoruz. Aynı zamanda ılımlı, sabırlı ve yeniliğe açık eğitmenleri içeride tutuyoruz. Bu iş sabır işi gerçekten. Hani ciddi bir hani tahammül, itina isteyen bir iş. Tabii ki sabır olmazsa hem öğrencilerimizin öğrettiğimiz yöntemleri değiştirmemiz lazım. Hem de aynı şekilde sabırla birlikte öğrencimizden nasıl bir verim aldığımızı görmek gerçekten bizi çok duygulandırıyor ve hoşnut ediyor. Çok teşekkür ediyorum röportaj için. Ben çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler, bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak? Sigorta hizmetleriyle ilgili müşteri memnuniyetine ilke edinmiş olan Iğdır merkezdeki Cafer Karadağ Sigorta'dayız şimdi. İzleyelim. Evet efendim, Iğdır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Iğdır soğuk ama insanları sıcak. Cafer Karadağ Sigortacılık ve Aracılık Hizmeti'ndeyiz. Merhabalar Cafer Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi, size daha yakından tanıyabilir miyim? Öncelikle hoş geldiniz Iğdır'ımıza. Cafer Karadağ, 40 yaşındayım. Gururla söyleyerek iki kız çocuğu babasıyım. 2004 yılından beri sigortacılık sektöründe faaliyetler göstermekteyim. Evet, peki Cafer Bey, sigortacılık ve aracılık ne demektir? Cafer Karadağ Sigorta olarak öncelikle müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek onların en kısa sürede ve uygun bir şekilde çözüm üretmek, hasar anında veya tazminat durumunda en kısa sürede en uygun çözümleri üreterek kaliteli ve sürekli bir hizmet vermek. Evet, peki bu can ve mal güvenliği için mi geçerli yoksa sadece mal güvenliği için? Hayır, bu kaza, oto araç olabilir, yangın olabilir, iş yeridir veya hayattır, sağlıktır. Bütün branşlarda hizmet vermekteyiz. Cafer Bey, peki franchise'lik olmayı düşünüyor musunuz? İsminizi ilerletmeyi düşünüyor musunuz? Önemli bir yer arz ediyorsunuz. Çünkü Cafer Karadağlı olarak isminizi ve soy isminizi taşıyacak her bir verdiğiniz yer. Şu anda zaten sadece Iğdır'a bağlı kalmak istemiyoruz. Şehir dışında şubelik projelerimiz var. İleriki dönemlerde faaliyete sokmayı düşünüyoruz. Cafer Karadağ olarak işe başladığınızdan bugüne hangi problemlerle karşılaştınız sigorta bölümünde? Ya sigortacılık sektöründe ilk başladığımızda müşterilerimizin daha sigortanın ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Hasar ödeniyor mu, ödenmiyor mu veya güvenilir mi, güvenilir değil mi? Bunların hepsi sorun teşkil ediyordu. Şimdi zaman içerisinde bunları tek tek anlatarak başardık. Evet. Evet, verdiğiniz hizmet Türkiye'de de tüm dünyada da önemli bir yer arz ediyor. Bununla ilgili yeni projeleriniz var mıdır? Ya şu anda zaten sadece Iğdır'a yönelik hizmetlerimiz yok. Şehir dışında İstanbul'dur, Ankara'dır veya herhangi bir şey bir şehire zaten poliçe gönderiyoruz. Online olsun veya posta yoluyla olsun hizmetlerimizi veriyoruz zaten. İleriki dönemlerde bakalım. Evet Cafer Bey, niçin bu sektörü seçtiniz? Hikayenizi dinleyebilir miyiz? Ya bu sektörü seçmemdeki en büyük etken öğrencilik yıllarından kaynaklanıyor. O zaman ilk müşterinin hasarını ödediğimizde müşterinin gözündeki mutluluk tebessümü. Şimdi biz sigortacı olarak zor günlerin dostuyuz. İyi günde herkes herkesin dostu olur ama zor günde sadece biz yanında kalıyoruz müşterinin. Şimdi hasarını ödediğimizde çok mutlu oldu. O mutluluğundan dolayı kendimize felsefe edindik artık sigortacılığı. Evet, Cafer Bey'in o zaman fıtratında hizmet vermek, mutlu etmek var. Bu da demek oluyor ki siz hizmeti tam anlamıyla vermeyi prensip haline getirmişsiniz. Zaten, müşteriyi zor gününde yalnız bıraktıktan sonra başarılı olamazsınız. Bunun için her zaman çalışacaksınız, geliştireceksiniz. Öncelikle müşterinin her zaman memnuniyetini ön planda tutacaksınız.
Evet, müşterilerin sizden talep ettiği şeyler ne oluyor bu süreç esasında? Ya en başta hızlı çözüm, zararının kesintisiz ödenmesi, bunların hepsi etken. Evet, peki son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz Cafer Bey? Vallahi ilk önce herkes sigortasını yaptırsın. Kendini yastığa başını rahat koyabilmesi için, kendini güvencede tutabilmesi için mutlaka sigortalarını yaptırmaları lazım. Ha bu araç sigortası olabilir, sağlık sigortası olabilir veya yangın sigortası olabilir. Bunların hepsi önemli bir etken. Eğer aracınız kirlendiyse kirlenmeyi dert etmemek gerekiyor. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Carbox Oto Yıkamalıyız izliyoruz. Sevgili izleyiciler, Büyükçekmece Carbox Oto Yıkamadayız ve yanımda firma sahibi Sezai Şahin var. Merhabalar Sezai Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sezai Bey, birazcık bize kendinizden bahsederek başlayabilir misiniz? Oto yıkama işi yapıyoruz malum. Herkesin yaptığı bir iş. Fakat biz istedik ki de daha farklı bir şey olsun. Bunun için de bayan çalıştırmayı, sizin de bahsettiğiniz gibi bayan çalıştırmayı tercih ettik. Bu bayanların çalışmış olması ayrı bir vizyon kattı bize. Bunun devamında müşteri memnuniyeti oluştu. Çok şükür geldiniz, yerimizi de gördünüz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Sonuçta bir hizmet sektöründeyiz. Hizmet veriyoruz. Siz ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? 4 yıldır. 4 yıldır Büyükçekmece'de Carbox var mı? Carbox yoktu. Carbox'ın isim hakkını, franchise isim hakkını aldık. Bu bölgede tekiz. Malum firmanın başka bölgelerde de bayilikleri var. Kaç bayilik var? Yaklaşık bildiğim kadarıyla 40-50 tane bayisi var. O bayilerden bir tanesi de biziz ve burada tekiz. Efendim, Ağrı'dan sesleniyoruz sizlere. Bölgenin en iyi kebap lahmacun salonu, Develi Kebap Lahmacun Salonu'ndayız. Evet, bakalım içeride değerli bilgileri alacağız. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Ağrı halkına size teşekkür ediyorum ben buraya geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür ederim. Geldiniz. Bu kışta 2 metre kar var. Onun için ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Nihat Usta'm. Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Nihat Usta kimdir? Hocam ben 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ben Bursa'da yapıyordum. 2000'de Ağrı'ya geldim. 10 yaşından beri bu sektör içindeyiz biz. Ağrı Develi Restorant'taki menünüzden bahseder misiniz? Yöresel yemeklerinizden, diğer menülerinizden? Hocam menüler şekilde bizde yöresel yemek halise var bizde sürekli. Abdülgül köfte var. Bir gün çıkartmanız bir anlık geldiğiniz için. Lahmacunumuz var, pidemiz var. Çeşitler bizde yani koyun etinde biz yapıyoruz. Kebabımız var, tavuşumuz var, et şimdi yani biz kadar çeşitler bizde çok hepsi var. Halkımızı sürekli hizmet ediyoruz. Sabah gide gece 2'ye kadar biz buradayız. 2 vardiyla çalışıyoruz biz arkadaşlarımız. Teşekkür ederim. Peki harise dediğiniz yöresel yemeğinizin yapımı nasıldır ustam? Hocam yapımı o sardalya yapılır. Bir de koyun etiyle kuru yağıyla yapıyoruz. Başka bir şey girmiyor. Bu şekilde fırına atıyoruz sabaha kadar. Bu sabah zaten odan kendi erip gidiyor. Evet. Ağrı halkı sizi duyunca böyle bir lezzetlerinizi merak ediyorlar. Buraya akın akın geliyorlar. Bunun sırrı nedir? Hocam bunun sırrı zaten lezzetli şeyde kuru yağında var. Koyun etinde biz yapıyoruz. Bir de şeyde fırında yaptığımız için çok güzeldir. Bir de tereyağıyla biz yapıyoruz. Milletimizi bekliyoruz. Evet, et servisi zordur. Bu etin korunması zordur. Bunları nasıl muhafaza ediyoruz? Hocam et biz günlük olarak alıyoruz yani. Fazla mesela günlük olarak alıp tüketiyoruz biz. Zaten bizim kendi makinemiz, tırma makinemiz var. O yüzden biz yapıyoruz yani. Evet. Sizin için nasıl bir duygu ustalık yapmak? Memnun musunuz? Yemek sektörü sizi yordu mu? Biz zevkle yapıyoruz hocam. Çocuklar böyle bir şey yapıyoruz. Mesleğimizdir yani. O yüzden biz seviyoruz mesleğimizi. Evet, kaç kişilik bir kadro öyle yapıyoruz? Şu anda 13 kişilik kadro yapıyoruz. 13 kişilik bir elemanımız var. Onlarla çalışıyoruz biz. Evet. İnsanlar Ağrı'ya geldiklerinde bu efsane yeri bulmak için nasıl geliyorlar? Nasıl bulacaklar sizi? Hocam şu anda bütün Ağrı herkes biliyor bizim burayı. Yabancılar zaten geldiği gibi direkt bizim yerimizi buluyorlar. Çünkü sonra şey yapmıyor yani bayağı Ağrı'da tanıtmış bir yerdir. O yüzden. Evet. Tüm yabancıları o zaman buraya davet ediyoruz. Bir de sizlerin ağzından burası neresi, adresi nedir hemen alabilir miyim? Hocam herkese kapımız açıktı benim başım üstüne.
bütün Türkiye şey söyleyeyim yani Ağrı diye ben Ağrılıyım, benim için hiç hepsi birdir. Türkiye hep de benim başım üstündedir. Herkesle biz bekliyoruz. Ağrı Develi Restoran olarak hedefleriniz nelerdir peki? Bizim hedefimiz inşallah Türkiye'ye hizmet etmek, bütün millete hizmet etmek. Her zaman da biz bunu sadece bunu düşünüyoruz. İnşallah da yapacağız. Üç tane kardeşimizle üçle birlikte yapıyoruz. Hedefimiz inşallah Türkiye'ye güzel bir hizmet. Kısa bir zamanda zaten biz onu da bir düşünüyoruz inşallah. Onu da açacağız. Şubelaşma başka bizim. Teşekkür ediyorum. Sıcak ve keyifli bir kafe ortamı nasıl olmalı sizce? Van'da bulunan Hiner Kafe'ye konuk olduk. Çok özel röportajımız var sırada. Enes Bey merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok mersi. Hizmetlerinizi açarsak yelpazemizde neler vardır? Van'da çeşitli etkinlikler olarak bayağı bir şey yapıyoruz. Yani caz konserlerinden canlı müziklere kadar çarşamba, cuma, cumartesi günleri partiler yapıyoruz. Partilerde yani Van'da çok duyamayacağınız müzik tarzları çalıyoruz. Yani reggae'den, hip hop'a, dubstep'ten, house müziğe kadar. Pazar günleri roman açıklamaları oluyor. Roman öyküleri, öykü hikayeleri oluyor. Kitap günleri oluyor. Yani çeşitli şeyler, farklı güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, peki Van'ın tutumu nedir bu durumda? Size ilgi nedir? Aile ortamı gibi. Yani gelen insanlar birbirini tanıyor. Daha samimiler. Uzak masalarda hiçbiriyle konuşmayan insanlar değiller yani. O yüzden güzel bir çevre edindik burada. Evet, Şeyla Hanım'dan bahsedecek olursak kimdir Şeyla Hanım? Şeyla buranın sahibi, benim yakın arkadaşım. Aynı zamanda eczacı, burada kendi eczacı. Bir yakın arkadaşıyla beraber açmışlardı, şu an tek başına işletiyor. Yani ne söyleyebilirim? Evet, teşekkür ediyorum. Son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz Hiner Bar olarak? Yani kesinlikle Van şehrine gelsinler. Yani evet, Türkiye'nin bir ucu. Ben de Edirne'liyim, bayağı bir uzak benim için de. Ama yani kesinlikle gelsinler, tarihi, doğayı gezsinler. Lezzetli ve uygun fiyatlı bir mekana konuk oluyoruz şimdi. Ağrı'daki Campus Cafe Dürüm Evi'ndeyiz. İzleyelim. Efendim, Ağrı'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Campus Cafe Dürüm'deyiz. Naci Usta'nın yanında. Merhabalar Naci Usta'm, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok mersi. Size daha yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Naci Kaya. Döner ustasıyım. Ağrı'da dürüm yeri işletiyorum. Ne kadar zamandır buradayız, hizmet halindeyiz? 4-5 sene arası işletiyoruz mekanımızı. Evet, peki Naci Usta'nın hikayesi nedir? Bu işi nasıl seçmiştir? Ya bu işi Çeydek'ten yetişmek için Batı'da bu işi yaptık. Ondan sonra gelip Ağrı'dan şöyle bir mekan açmayı düşündük. Açtık ve sağ olsun Ağrı halkı takip etti bizi. Bu dereceye geldik. Günlük ortalama 140-150 kilo döner takıyoruz. Dönerimizi beğenen aklımız çok var. Öğrenci talebinde çok bulunuyoruz. Öğrenciye hizmet ediyoruz aslında. Menümüzde neler yer alır? Menümüzde kiremitte pilav üstü, İskender tarzı, dürüm tarzı, sandviç tarzı, o tarzda şu an bulunduruyoruz. Evet, peki ne kadar zamandır buradaydık? Ağrı'da 4 ile 5 sene arasında buradaydık. Kaliteli bir yemek ve de uygun bir yemek yemek istiyorsak buraya gelmemiz gerekiyor. Campus dürümü seçmeniz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Buradan tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Naci ustamıza teşekkür ediyoruz. Campus Cafe Dürüm'deydik. Bakalım bir dahaki durağımız neresi olacak? Çocuklarımıza emanet ettiğimiz okul öncesi eğitimde hızla ivme kazanan İstanbul Büyükçekmece'deki Karbeyaz Anaokulu'na konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Büyükçekmece Karbeyaz Anaokulu'ndayız ve kendini kızına ve tüm çocuklarına adamış olan işinde tecrübeli okulun kurucusu Nesibe Demir var. Merhabalar Nesibe Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nesibe Hanım, birazcık sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Çocukları çok seven bir insanım her şeyden önce. 29 yaşındayım. Okul öncesi öğretmeyim. Yaklaşık 10 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra bir kızım dünyaya geldi. O zaman ara vermek zorunda kaldım. Ona vakit ayırmak, onunla daha iyi ilgilenebilmek için bir yıl kadar ara verdim. Daha sonra da hani mesleğimi nasıl devam ettirebilirim fikri düşünürken eşimin de desteğiyle burayı almış olduk.
artık hani işin başında yapmış oluyoruz ve kızım da yanında beraber çalışıyoruz. Aslında kızınızla beraber muhteşem bir dönüş yapmışsınız değil mi? Öğretmenlikten aynı zamanda kuruculuğa. Yani annelik benim için çok, hani öğretmenlik çok büyük bir hayaldi. Yıllarca hep böyle çocukluğumdan beri öğretmen olmak istedim hep. Ve nasip oldu, öğretmenlik yaptım. Çok severek yapıyordum öğretmenliği ve hani dünyaya öğretmen olarak gelmişim, olmaya gelmişim diyordum. Kızım olunca da bu sefer hani annelik çok başka bir şey oldu. Anne olmaya gelmişim dünyaya dedim ama ikisini birleştirip hani nasıl kızımla da beraber olacağım, mesleğimi de devam ettirebileceğim ne olabilir derken yine dediğim gibi eşimin de desteğiyle burayı devraldık. Buradayız artık, bu işi yapmış oluyoruz bu sayede. Nesibe Hanım, anaokulunun önemi nedir? Anaokulunun önemi 0-6 yaş dönemi çocukların aslında en önemli, en insan yaşamı adına da en temel dönem. Beyin gelişimleri, kişilik ve karakter oluşumu, birçok gelişim alanlarında da temelleri bu dönemde atılıyor. Bu noktada 0-6 yaş dönemi dediğimiz bu dönemi aslında bizim ele attığımız dönem. Sosyal ortamda, akranlarıyla birlikte, işini, eğitimini almış öğretmenleriyle de birlikte çok daha kaliteli bir şekilde bu gelişim alanlarına destek vermiş oluyor. En önemli özelliği de bu. Her şeyden önce arkadaşları ortamında da mutlu bir zaman geçiriyorlar. Zaten okulumuzun da en büyük hani sloganı diyeyim, çocuk sevgiyle büyür ve mutlu olur. Mutlu çocuk da öğrenir diyoruz bu noktada. Bu da onlar için en büyük şey olsa gerek. Peki en çok merak edilen şeylerden bir tanesidir aslında. Hani bu işin işletmecilik kısmı mı daha zor, eğitmenlik kısmı mı daha zor? Yoksa bir anne olduğunuz için soruyorum, annelik mi daha zor? Üçü de benim hayatımın en önemli yerinde. Dediğim gibi öğretmenlik en sevdiğim işti benim için. Hayalimdi, hayalimi gerçekleştirerek öğretmen oldum. 10 yıl kadar çocuklarla çok güzel, keyifle vakit geçirdim. Çok zor tabii. Bakıldığında meslek olarak öğretmenlik çok zor bir meslek. Her şeyiyle çocukları tanımak, onları gözlemlemek, üstelik küçük yaş grubu, 0-6 yaş döneminde 5-6 yaş grubuyla çalıştım hep. Onları en iyi şekilde gözlemleyip aileye bilgi vermek, eğitimleri adına iyi şeyler yapabilmek adına birçok zorluğu katlanıyorsunuz belki ama zorluğun yanındaki güzellik bunu tölere ediyor. Annelik bambaşka bir şey. Anne olmaya gelmişim dünyaya dediğim bir şey. Öğretmenlikten sonra annelik benim için çok daha ayrı bir duygu oldu. Ona şiirler yazan, edebiyat yapan bambaşka bir insan çıktı benden. Öğretmenliğimle anneliğimi birleştirerek de mesleğimi de yaparak onun da yanımda olmasını sağlayacak ne yapabilirimi aslında bu işletmenin başına geçerek de sağlamış oldum. Bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum Nesibe Hanım. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Umarım çocuklarımızın mutlu olduğu, onların güven ortamında nice güzel yıllar biz de burada eğitim vermeye devam ederiz. Kadın bakımının öncü ismi Mardin'deki kuaför Sefa Paşaoğlu'na konuk olduk. İzleyelim. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Mardin'deyiz. Özellikle kadın izleyicilerimizin ekran başına gelmesini istiyorum. Çünkü onlara yönelik çok özel bir röportajımız var. Sizler için tam Mardin'e geldik ve kuaför Sefa Paşaoğlu'na konuk olduk. Yanımızda da Sefa Bey var. Özellikle yeni sezon saç trendleri, evde saç bakımı ile ilgili çok önemli tüyolar verecek. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Salonumuzu anlatalım, kaç kısımdan oluşuyor ve ne tür hizmetler sunuyoruz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, dediğim gibi yaklaşık 6 yıldır salon işletmeciliğinde bulunuyorum. Yeni konseptimizi müşterilerimiz, dostlarımız, tüm Mardinler zaten biliyor. Ama şöyle belirteyim, bizim yeni salonumuzda hem bayan, hem açık saçlı bayanlara hem de türbanlı bayanlara ayrıca hizmet vermekteyiz. Gördüğünüz salonumuz 5 tezgahtan oluşmakta. Saç boyası, saç kesimi, fön olsun, yani saçı uzatma olsun, yeni sistem mikro kaynak olsun. Saçla ilgili bütün hizmetleri salonumuz karşılamaktadır. Onun dışında salonumuzun üst kısmında türbanlı ve tesettürlü bayanlara, ayrıyeten ağda, makyaj vesaire özel işlem yaptırmak isteyen bayanlarımız da üst katımızda gönül rahatlığıyla işlemlerini yaptırabiliyorlar. Sizin öncülüğünüzdeki bu merkezde kaç kişi çalışıyor ve nasıl bir iş tempomuz var? Ya şöyle söyleyeyim, salonumuzda 8 kişi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yıllardır bu işi yapan,
kendi işlerinde çok tecrübeli ve hepsi işini severek yapan arkadaşlarımız. Üst bölümümüzde bayan arkadaşlarımız çalışıyor. Dediğim gibi orası bizim için biraz daha özel bir yer. Çünkü türbanlı olan bayanlarımız oluyor, tesettürlü olan. Ayrıca özel işlem yaptırmak isteyen müşterilerimiz üst katımızda kendini çok daha rahat hissediyor. Hizmet olarak da şöyle söyleyeyim. Şu an mesleğimizin en iyi boyutundayız diyebilirim. Yani Mardin'de standartları biz daha üst noktaya taşıdık. Şu an Türkiye standartlarında verilebilecek en iyi ürünlerle ve en iyi hizmeti müşterilerimizle buluşturuyoruz. Evet, zaten biz de onu gözlemledik. Hem çok ferah bir yer hem de hizmet kalitesi ve anlayışı olarak da çok öne çıkıyor. Peki o zaman saça gelelim. Öncelikle saç kesiminde önemli olan unsurlar nelerdir? Bir hanım size saçımı kestiriyorum diye geldiğinde neleri önemsiyorsunuz? Nasıl bir seçim uyguluyoruz? Ya tabii ki öncelikle bize gelen müşterinin yüz hatları bizim için çok önemli ve daha sonrasında günlük hayatta saçları nasıl kullandığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, örneğin yüzü biraz daha sert olan bir bayana ya da yüzü uzun olan bir bayana biz çok kısa bir kesim yapmayız. Bu konuda zaten müşterilerimiz artık bize güvenerek geldiği için bizim yönlendirmemizle daha güzel sonuçlar da elde edebiliyor. Ben tabii buradan bayanlara şunu söyleyeyim. Saçlarını güvendikleri iyi bir kuaföre emanet etsinler. Zaten muhtemelen oradan mutlu ayrılırlar. Gayrimenkul ve finans danışmanlığı olarak faaliyet gösteren İstanbul'da bulunan Nazlı Gayrimenkul'e konuk olduk. İzleyelim. Ülkemizde inşaat sektörünün gelişimiyle birlikte adeta bir numaralı istihdam kapısı haline gelen gayrimenkul sektöründe Esenyurt Kıraç'ta kredi danışmanı Burhan Jet, gayrimenkul danışmanı Nihat Maytalman, müşteri temsilcisi Yeter Arpacı, ofis müdürü Müjgan Arpacı ve Nazlı Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi'nin patronu Kemal Arpacı ile birlikte Esenyurt'ta fırtınalar estiren Nazlı Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi'ndeyiz. Kurumsal kafe şopu olan Van'daki People's Cafe'ye konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar efendim. Van'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. People's Cafe'deyiz. Naci Bey'in yanında kendisi işletme müdürü. Merhabalar Naci Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Sizleri, güler yüzünüzü gördük. Daha mutlu olduk. Çok sağ olun. Daha yakından tanıyabilir miyim sizi? Naci benim ismim. Aslan Hakkari'yim. People's Cafe Hakkari Şubesi'nin şube müdürüyüm. Aynı zamanda biz franchising sistemiyle çalışıyoruz. Bu konuda pazarlama işlerini de yürütüyorum firmanın. 2014 Aralık ayından beri Van'da hizmet vermekteyiz. Van'da bizim 5. şubemizdi. Öncesinde Şemdinli, Yüksekova, Başkale, Hakkari ve son olarak da Hatay açıldı. Bunun devamında Diyarbakır'da inşaatına başladığımız bir şubemiz var. İstanbul, Beylikdüzü ve Florya'da çalışmalarımız var. Yakın bir zamanda orada da devam edeceğiz. Doğudan batıya doğru yükselen yıldız niteliğinde böyle büyüyen bir firmayız. Hedeflerimiz büyük bir şekilde ilerliyoruz. Evet, hızla ilerliyorsunuz denilebilir. Peki Van'daki size tepki ne oldu? Burada People's Cafe nasıl karşılandı? Ben burayı bulurken çok kolay buldum. Mesela nedir bunun size karşı dönüşü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki son yıllarda özellikle kafe sektörlerinde ciddi anlamda bir artış var. Farklı konseptler altında. İnsanların tüketim çağındayız. Hep deniliyor ya, tüketim çağında insanların eğilimi çok ciddi anlamda bir değişim göstermektedir. Şubelerimize gelen her misafirimizin buradan en memnun şekilde ayrılması için bir konsept çalışması geliştirdik. Burada çok zengin bir mutfağımız var. Doğu batı sentezi var, yöresel tatlarımız var. Şimdi People's Cafe denince insanların aklına genelde
kahve daha çok belki geliyor ama asıl bizim biz yapan, bizi diğerlerinden çok farklı kılan çok lezzetli bir mutfağımızın olması. Naci Bey, bizlere hizmet yelpazenizden bahsedebilir misiniz biraz da? Tabii ki. Şimdi çok zengin bir mutfağımız var. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Misafirlerimiz kafelerimize geldiğinde sadece bir ürün yelpazesine yeltenmiyor, bir ürün grubuna daha doğrusu. Dışarıdan People's Cafe tabelası gördüğünde birçok insan sadece kahve türü belki içecek grubuyla hizmet eden bir konsept olduğunu düşünebilir ama asıl bizi biz yapan, bizim sunmuş olduğumuz lezzetler. Dünya mutfağında birçok örneğimiz var. Meksikan yemekleri, İtalyan yemekleri, aynı zamanda doğudan işte yöresel tatlarımız falan var. Çok zengin bir menüye sahibiz. Mesela pizza türleri için bizim İtalya'da 7 yıl çalışmış ustalarımız var. Her açtığımız şubede ustalarımız gelir, yeni ustalarımızı eğitir. Oradaki lezzete yakın, hatta aynı lezzeti yakalayabilecek tarzda pizza türlerimiz var. Makarnalar için aynı şekilde öyle. Hamburgerlerimiz, köftelerimiz tamamen bizim kendi üretimimizdir. Kahvaltımız çok zengin. Kahvaltı çeşitlerimiz var, içecek grubumuz. Kahvelerimiz, espressolarımız yine çok zengin bir şekilde menümüzde yer alır. Yani bir vejeteryan bile bizim kafelere geldiğinde ya da bir et yemeği çok seven bir misafirimiz de geldiğinde bizim menümüzden %100 memnuniyetle ayrılacaktır. Evet Naci Bey, herkes biliyor ki Van'ın kahvaltısı meşhur. Biz bunun kültürünü People's Cafe'ye ne kadar yansıtabildik? Şu an şimdi Van'ın meşhur kahvaltısını zaten herkes biliyor, namı yayılmış. Biz Van'ın meşhur kahvaltısına ilaveten Anadolu'nun çeşitli yörelerinin lezzetleriyle Anadolu serpme kahvaltı ismiyle bir kahvaltı menüsü hazırladık. 48 çeşit ürün yer almaktadır. Kahvaltı konusunda da kesinlikle Van'ın meşhur kahvaltısından geride değiliz ve bu konuda da çok idareyiz. Naci Bey, son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz People Cafe ailesi olarak? Şöyle söyleyeyim, People's Cafe ailesi olarak şu an 6 şubeyle hizmetlerimize devam ettiğimizi söylemiştim. Bizim sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetten herkesin yakın zamanda faydalanacağına ben inanıyorum. Web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan açılmış ve açılacak olan şubelerimizi öğrenip bizim hizmet yelpazemizi daha yakından görmelerini bekliyorum. Doğudan batıya doğru hızla ilerlerken kesinlikle bir ön yargılı bir yaklaşım beklemiyoruz. Mekanlarımıza misafirlerimiz ayak bastığında ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır ve kesinlikle pişman ayrılmayacaklardır. Çünkü bizim ilke edindiğimiz burada herkesin kendisini iyi ve özel hissettiği bir ortam görüp bu şekilde bizden ayrılmasıdır. Bizim de tüm çalışmalarımız bu doğrultudadır ve bu konuda da kesinlikle hizmet kalitemizden ödün vermeden devam edeceğiz. Eğitimle tedavinin iyileşme sürecini ele aldığımız Mardin'in Kızıltepe'de bulunan Şifa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk olduk. Birlikte izleyelim. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeyiz. Özel Öz Şifa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Yanımızda kurum müdürü Sayın Hamit Gökçen var. Burada özellikle çocuklarla ilgili çok özel çalışmalar var. Engelli çocukları topluma kazandırmak ve hayatlarını daha kolaylaştırmak için çok özel çabalar harcıyorlar. Çok iyi bir kadroyla hizmet veriyorlar. Biz de bu konuyu değerlendirelim. Böyle bir merkezin bu kentteki önemini değinelim ve sizlerle buluşturalım, tanıştıralım istedik. Sayın Hamit Gökçen, öncelikle hem bu merkezimizi tanıyalım. Bu merkez kaç yıldır Kızıltepe'de var ve siz kaç yıldır bu merkezde kurum müdürlüğü yapıyorsunuz? 26.3.2007'de İşitme Engelliler adı altında bir eğitim programı uygulamaya başlandı. Ben ilk açılışından beri muhtemelen 10 yıldır buranın müdürlüğünü yapıyorum. 2010'da bir baktık çevre ihtiyaçları ve çevrenin talebi üzerinde sadece işitme engelliler için yeterli olamayacağı, arada zihinsel engelliler, diğer bölümdeki engellerin de eğitime ihtiyaçları olduklarını yaparak o gerekçelerle 2010'da zihinsel engeller eğitim programı uygulamaya başladık. Bunun da yeterli olmadığını farkına vardık. Bu sefer öğrenme güçlüğüyle yaygın gelişimsel bozukluklar eğitim programını 2014'te onlar da uygulamaya konduk. Bu sene de
fizik bir, yani bedensel engeller eğitim programını uygulamaya koyduk. Şu anda 5 bölümle Mardin'in ilk rehabilitasyon merkezi, ilk 5 bölümle tam teşekküllü çalışan ilk kurum olarak gurur duyuyorum. Ve biz öğrencilerimize o yönde eğitim vermeye çalışıyoruz. 10 yıldır buranın müdürlüğünü yapıyorum. Peki nasıl bir program uyguluyoruz? Hangi alanlarda eğitimler veriliyor? Şimdi bizim işitme eğitim alanında diğer engeller eğitim alanındaki birbirinden farklı eğitim modülleri vardır. Bu eğitim modülleri de biz kendi çabamızla değil, rehberlik araştırmada verilen eğitim raporlarında bir engelliye veya bir öğrenciye o yıl neler öğretilebilir, neler eğitilebilir bize öneride bulunuyor. Biz onu dikkate alarak bir yıl boyunca veriyoruz. Örneğin diyorum, bir işitme engeller eğitim programında bir Türkçe okuma olabilir. Bu Türkçe okuma okul öncesiyle çocuk gelişimi öğretmenleri giremiyor. Sadece işitme engeller veyahut uzman öğreticiler girebiliyor. Ancak dil eğitimi olursa, sosyal veya günlük yaşam becerileri olduğu zaman okul öncelikleriyle çocuk gelişimleri girebiliyor. Zihinsel bölümdeki, engeller bölümdeki de aynı durumda öz bakım becerileri vardır. İşte Türkçe vardır, matematik vardır, günlük yaşam ve psikomotor beceriler vardır. Onlarla ilgili öğretmenler rehberlik araştırmadan gelen raporlar doğrultusunda bir yıl boyunca yapılıyor. Bir yıl boyunca biz o öğrenciye performans hazırlıyoruz. Şunları verdik, şunları öğrendi, şunları eksik kaldı. Bir daha RAM'a, rehberlik araştırmaya gönderiyoruz. İkinci bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Tekrar bize geri gönderiyorlar. Yeni bir raporla bize. Lezzetin sanatla buluştuğu bir mekana daha konuk oluyoruz. Aru'da bulunan Sosyete Köftecisi'ne konuk olduk. İzleyelim. Ben Ayhan Kızılkaya, Sosyete Köfte'nin sahibi, işletmecisiyim. Yaklaşık ben bunu mesleği 88'den beri içindeyim. Tabii Doğu Beyazıt'ımızda büyük bir hizmet veriyoruz. Bu Sosyete Köftecisi olarak Doğu Beyazıt'ta bayağı tanınmış bir insan. Doğu Beyazıt'ın ötesinde Iğdır'da olsun, Van'da olsun ve çevre illerde olsun tanınmış bir firmayız. Bu Sosyete Köftecisi gerçekten de bunu daha da tanıtmak istiyoruz. Daha büyük şehirlerde tanıtmak istiyoruz. İnşallah imkanlar olur. Daha da tanıdıkça büyümeye çalışacağız. Evet. Peki hizmet olarak burada neler yapıyoruz? Menümüzde neler var? İnsanların bizden talep ettiği şeyler neler? Bizim burada Doğu Beyazıt'ta Sosyete Köftesi'nin menüsünde özellikle köfte, Sosyete Köftesi ve tavuk ızgara. Tavuk ızgara dediğimiz çeşit Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmamış bir tavuk. Sadece bizim sosyete olarak yaptığımız bir tavuk ızgara. Ekmek arası özellikle çoğu üzerinde çalışıyoruz. Ve artı çöp şiş. Çöp şişi Doğu ve Urfa usulü çöp şiş ciğer yapıyoruz. Bir de tavuk dönerimiz var. Tavuk dönerimiz tabii Doğu Beyazıt'ta o da tanınmış bir tavuk döneri. Öyle en güzel etlerinden ve en güzel menümüzü sunuyoruz yani halkımıza. O yüzden bayağı iyi geçiyor yani zaman. Evet, sosyeteliğimizi konuşturuyoruz yani burada. Sosyeteye hizmet veriyor sayılız bu kaliteyle, öyle değil mi? Doğrudur, evet. Tabii sosyete. Bizim müşterimiz de hemen hemen şöyle bir şey diyeyim. Onlar da sosyete. Evet. Sizlerin hedefleri nedir? Yükselmeyi düşünüyor muyuz? Zincirlemeyi düşünüyor muyuz? Tabii ki. Hedefimiz daha büyük. Daha büyük zincirleme, daha büyük yerler. Şimdi biz iki tane şube olarak çalışıyoruz. Sosyete bir, sosyete iki. Bunlar da yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah daha zincirleme bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Çalışacağız yani. Hedefimiz o. Döneri hepimiz severiz. Lezzetli bir döner yapımı nasıl olmalıdır? Sorumuzun cevabını Mardin'de bulunan Seyre Döner'den alıyoruz. İzliyoruz. Ben Mardin Kızıltepe doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknikeli mezunuyum ama kendi işimden daha çok ticaretle uğraşmayı seviyorum. Seyre Döner sektörüne nasıl girdiğimi düşünüyorsanız, ben Ankara'ya gidiş gelişlerim oluyordu. Sürekli Seyre Döner'e gidiyordum. Bu lezzeti çok beğeniyordum. Ben müptelası olmuştum. Her Ankara'ya gittiğimde, yani sırf bu döner için Ankara'ya gittiğimi söyleyebilirdim yani.
bu lezzetin Mardin'de çok iyi gidebileceğini düşündüm. Çok şükür bunun için 8 ay bekledik. 8 ay sonucunda Mardin'e getirmeyi başarabildik. Yani para kazanmaktan ya da bizim için birinci amaç bu lezzeti, bu kaliteyi Mardin'e getirmekti, Mardinlilerle buluşturmaktı. Mekanımızı da anlatalım. Kaç kısımdan oluşuyor? Ne kadarlık bir kapasitesi var? Mekanımız iki kısımdan oluşuyor. Aslında üç kısım, mutfak ve depoyu saymazsak iki kısımdan. Salonumuz var, bir de terasımız var. Yaklaşık 120 kişiyi barındırabiliyoruz terasla birlikte. Özellikle gençler ve çalışan kesim de sizi çok tercih ediyor. Neye bağlıyoruz bu ilgiyi? Az önce söylediniz ama. Evet, işte dediğim gibi yani biz temizliğe çok önem veriyoruz. Buradaki insanlar da, Mardin insanı temizliğe çok önem verir. Temizlik arar, hijyen arar, kalite arar. Biz de en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Öncelik niteliğimiz temizlik olduğu için insanlar bizi tercih ediyor. Canlı müzik eşliğinde akşam yemeği tercih edenler için Avcılar'daki Style Garden'dayız. İzleyelim. Sevgili izleyenler, Avcılar Style Garden'dayız ve yanımda bu güzel restoranın sahibi Fırat Demir var. Merhabalar Fırat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fırat Bey, sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Ben Fırat Demir. Yaklaşık 5 yıldır bu sektörle ilgileniyorum. Daha doğrusu Türkiye konseptinde 1 sene oldu, 1 senemi dolduruyorum. Burayı 1 sene oldu devre alalı. Güzel gidiyor, bayağı iyi işe alıştık, adaptasyonu sağlayabildik. Güzel bir düzen oturttunuz. Ve yavaş yavaş daha doğrusu biraz da kaliteye oturttuk. Kafamdaki kaliteye doğru da iyi gidiyor. Zaten haftanın 7 günü faaliyette olan çok nadir yerlerden birisiniz herhalde. Ki genelde buralarda özellikle türkü konsepti üzerinde gidiyor. Ben biraz daha evrensel müzik tarzı adında, yani her tarzda, her kitleye hitap edebilmek için iyi gidiyor. Allah'a şükürler olsun. Şu an mesela örnek veriyorum, iş konusunda olsun, sanatçı olsun, örnek veriyorum, gelen müşterilerimiz dahi herkes memnun, mutlu ayrılıyor burada. Bizi mutlu eden de bunlar zaten, beklentilerimiz de bunlar zaten. Ne güzel. Neler yapıyorsunuz burada? Kimler sahne alıyor? Burada örnek veriyorum, dün akşam Naz Türk İlmaz vardı ki her cuma. Bu akşam Hüzün var. Biliyorsun Türkiye genelinde tanınan bir isim. Örnek veriyorum, Mustafa Açık Ses var çarşamba günleri. Mustafa Baran var pazartesi günleri. Volkan Bektaş salı günleri. Daha isimler gelecek, daha büyük isimler. Daha önce de yazda çalışıyorduk, cumartesi günleri ki büyük isim, yani Türkiye'de tanınan bir isim. Kafamızda daha var bakalım. Murat Bey, çok teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun, çok mersi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Hayır, teşekkür ediyorum. Sizleri de bekliyorum. Tamam, peki. Sevgili izleyenler, Avcılar'da çok güzel, büyük, ferah bir mekan. Ailecek gelip eğlenebileceğiniz, canlı müzik eşliğinde mezelerin tadına bakabileceğiniz muhteşem bir ortam burası. Bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak? Ciğer ve kebabın eşsiz lezzetini İstanbul Fatih'te müşterilerine sunan Şanlıurfa Zarif Ciğer ve Kebap Salonu'na konuk olduk. Birlikte izleyelim. Sevgili izleyenler, Aksaray'dayız. Şanlıurfa Zarif Ciğer ve Kebap Salonu'ndayız. Yanımızda bu güzel lezzetlerin sahibi Abdullah Toprak var. Merhabalar Abdullah Bey. Merhaba, teşekkür ederim. Abdullah Bey, birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Şimdi biz Urfa'dan ta İstanbul'a geldik. İstanbul'da işte bu mekanlı sevgili dostlarımıza, müşterilerimize bu hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Ne kadar zamandır böyle güzel lezzetler yapıyorsunuz? 20 senedir bu mesleğin içindeyim. Bu lezzetleri 20 senedir müşterilerime sunmaya ve tadı vermeye özenle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Peki buraya gelip bu güzel yemeklerinizi tatmak isteyen izleyicilerimiz için burada neler yapıyorsunuz? Hangi lezzetleri sunuyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Burada Şanlıurfa yöresinde bulunan ciğer üzerine, kebap üzerine. Patlıcanlı kebap var, ciğer kebabı var, çöp şiş var, Adana var, Urfa var. Ayrıyeten sakatat üzerine dalak, yürekmiz de var. Gelen müşterilerimize Urfa'dan sanki Urfa'daymış gibi burada bir sunum hazırlamaya çalışıyoruz. Ondan dolayı teşekkür ediyorum. Eğitimin öncü firması Van'daki Zeka Öğretim Kursu'na konuk olduk. Çok özel röportajımız var sırada. Efendim merhabalar, Van'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeka Eğitim Kurumu'ndayız. Eğitiminde öncü bir ismin yanındayız. Merhabalar Mustafa Hocam, nasılsınız? Çok sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mustafa Hocam, sizleri daha yakından tanıyabilir miyim? Mustafa Enterili adım. 13 yıldır öğretmenim.
2004 yılından beri dershaneciliğin olduğu dönemden beri bu işi yapıyorum. Son 2 yıldır da özel öğretim kursu olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu kurumun hem kurucusu hem müdürüyüm. Şu anda da halen faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet hocam, Zeka Eğitim Kurumları'nın kuruluşu nedir? Ne kadar zamandır eğitim sektöründe yer veriyoruz? 2 yıldır faaliyette olan bir kurum. Daha öncesinde dershaneler vardı, biliyorsunuz dershaneler bitti artık. Onların yerine özel öğretim kursları aldı. 2 yıldır faaliyetteyiz şu anda. Evet, aslında geçmişimiz yıllara dayanıyor. Fakat Zeka Eğitim Kurumları olarak 2 yıldır faaliyetteyiz değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Yani son 2 yıldır özel öğretim kursu olarak devam ediyoruz. Evet, peki hizmetleriniz nelerdir? Hizmet yelpazenizi açarsak neler vardır? Hangi dallar vardır? Şimdi biz sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimize yardımcı olma amaçlı, eksik konularını tamamlama, test tekniğiyle ilgili sorunlarını çözme, hızlandırma amaçlı çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda sınava hazırlıkta öğrencilerin motivasyonunu sağlamaya yönelik rehberlik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Onun dışında şu an milli eğitimden sınırlı bir ders sayısıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. 5 ders verebiliyoruz sadece. Tabii bu kısıtlı olmasına rağmen öğrencilerimizi her alanda yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet, peki hocam, Zeka Eğitim Kurumları olarak öğretim nedir? Siz bunları nasıl nitelendirirsiniz? Yani bizim açımızdan öğretim şu, öğrencimiz bir sınava girecek. O sınavda belli sayıda sorularla karşılaşacak. Amacımız o sorulardan yapabileceği maksimum nete öğrencilerimizi ulaştırmak. Dolayısıyla üniversitenin kapılarını açabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Faaliyetlerimiz hep bu yönde. Tabii ki eğitim boyutuyla sadece rehberlik anlamında bir kontağımız var. Onun dışında geri kalan kısım sadece öğrencinin üniversite sınavını kazanmasına yönelik çalışmalar içeriyor. Peki hocam, özel eğitim sektöründeki yeriniz nedir? Bize bunları açıklar mısınız? Yani bizim şu an bulunduğumuz konum öğrencilerin kişilikleri ya da gelişimleriyle ilgili olan kısımdan biraz daha bağımsız. Okullarda öğrencilerin eksik kaldığı, işte hızlı soru çözme yöntemleri ya da sınavda karşılaşacağı konulardan, işte okulda görüp eksik kaldığı, tam anlamıyla öğrenememiş olduğu konular varsa bunlarla ilgili öğrencilerimizi desteklemek. Yani tam anlamıyla eğitim, öğretim değil de okulda gördükleri eğitimin ve bunun üzerine gördükleri şeylerin, öğrendiklerinden eksik oldukları kısımlarda biz onları destekliyoruz. Peki Mustafa Hoca olarak sizin yönetiminizde burası, ekstra eğitimdeki bir stratejiniz var mıdır? Ben bu yolu izliyorum, bu yolu izledim, bu yolu izleyerek yükseldim dediğiniz bir strateji. Yani bizim stratejimiz genelde öğrenciye dönük, yani öğrenciyi merkeze alan, öğretmenin biraz daha pasif, öğrencinin biraz daha aktif olduğu bir eğitim ortamı, bir öğretim ortamı oluşturma amacındayız. Daha çok öğrencinin kendi başına problemlerini çözebileceği alanlar ya da en azından onlara bunu yapabilmeleri için bir rehberlik etme anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda gerek etüt salonlarımız olsun, öğrencilerimizin bireysel ders çalışabileceği alanlar olsun, gerekse öğretmenlerle direkt iletişim kurabileceği, çözemediği sorular varsa bunları sorabileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda amacımız öğrenciyi merkeze alıp onun kendi yolunu açabilecek şekilde gelişmesini sağlamak. Teşekkür ederim hocam. Son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Yani bizim hem kurumsal anlamda hem bir öğretmen olarak mesajımız şöyle olacak. Ülkemizin geleceği gençler. Bizim gençlere çok ihtiyacımız var. Bizi sonrasında ileriye götürecek, belki de çok aydınlık günlere kavuşturacak tek yolumuz bu diye düşünüyoruz. O anlamda gençlerimiz çok kıymetli. Yaşamı sadece sınavdan ibaret görmesinler. Olabildiği kadar yapmak istedikleri mesleklere ulaşmaya çalışsınlar. Ama ne olursa olsun onlar bizim en önemli varlığımız, onlar bizim için çok kıymetli. O anlamda ne kadar değerli olduklarının farkında olsunlar. Onları her türlü seviyoruz. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık.
her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi, Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.